Dün milli savaş uçağımız Kaan'ı F-16 ile karşılaştırdık. O karşılaştırma çok gerekli bir karşılaştırma değildi aslında ama talep vardı. Ve o yüzden o videoyu hazırladım. Hem önceki videomuza gelen yorumlar hem de gelen mesajlar bunu gerektiriyordu. Bugün esas karşılaştırmayı yapıyoruz. Yani milli savaş uçağımız Kaan'ı F-35 ile karşılaştırıyoruz. Kaan mı daha iyi yoksa ABD'nin efsane projesi F-35 mi? Bir hava muharebesi yaşasalar hangisi alır? Yani bu soru aslında F-35 alan ve almak üzere olan bölge ülkelerine karşı Türkiye'nin ne durumda olacağını da gösterecek. Yani Kaan envantere girdiğinde F-35 alan İsrail ve alacak olan Yunanistan'a karşı durum ne olacak? Bu sorunun da cevabını vermiş olacağız. Ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapalım. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenerek de daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. En baştan şunu belirtmekte fayda var. Bugün bu karşılaştırmayı iki açıdan yapacağız. Yani iki bakış açısıyla. Birincisi genel bir karşılaştırma olacak. Yani rakamlarla. İkincisi ise bizim bakış açımızda. Yani Türkiye'nin gözünden olayı görerek yapılacak. Videonun içinde muhtemelen tekrar tekrar değinmek zorunda kalacağız ama burada başta bir kere belirteyim. F-35 yıllardır uçan ve artık özellikleri net olarak bilinen bu uçak. Kaan ise daha yolun başında. Haliyle her veriyi karşılaştırma şansımız yok. Şimdi bu iki uçağı genel bir bakış açısıyla yani bilinen özellikleriyle bir değerlendirelim öncelikle belirttiğim gibi Tam bir değerlendirme yapmak çok mümkün değil. Çünkü F-35 projesi 2000'li yılların başlarında başladı. İlk uçuşunu 2006 yılında yaptı. O tarihten sonra da sürekli geliştirildi. Yani kendini savaş sahasında kanıtlamış bir sistem. Bütün özelliklerini biliyoruz. Ama şunu unutmamak lazım ki ne kadar sürekli geliştiriliyor olsa da hala üzerinde eski diyebileceğimiz teknolojilerden parçalar barındırıyor artık. Çünkü dediğim gibi ilk uçuşunu 18 yıl önce yaptı bu uçak. Milli savaş uçağımız KAAN'a geldiğimizde ise daha çok yeni bir projeyle karşılaşıyoruz. Fikri 2010 yılında ortaya atıldı. Daha önceye gidersek 2004 yılındaki Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde kurulan bir hayaldi aslında bu. Ve ilk çalışmaları 2013 yılında başladı. İlk uçuşunu da daha bu hafta yaptı. O yüzden bugün yapacağımız karşılaştırma belki de bundan sonra her 6 ayda bir güncellenmesi gereken bilgiler içerecek. Yine de biz bildiklerimiz üzerinden gidelim. Her iki uçak da tek pilotlu. Boyutlara bakacak olursak Kaan 21 metre uzunluğunda 6 metre yüksekliğe sahip ve kanat açıklığı 14 metre. F-35 ise 15 metre uzunluğa 4, 38 metre yüksekliğe ve 10,7 metre kanat açıklığına sahip. Yani Kaan boyutları karşılaştırdığımızda bariz şekilde f 35ten büyük bir uçak. Bu büyüklük faydalı yük kapasitesinde olumlu bir etkiye yol açabilir. Tabi bunu zamanla göreceğiz çünkü bizim uçağımızın faydalı yük kapasitesi filan henüz net değil. Motor kısmına geldiğimizde ciddi bir fark var. F-35 tek motorlu bir uçak. Pratt Whitney üretimi F-135 turbofan motorunu kullanıyor. Kaan ise çift motorlu. Zaten aşina olduğumuz F-110 motorundan 2 adet var üzerinde. Haliyle motora baktığımız zaman Kaan bari şekilde daha güçlü. Şu an itme gücünde 28 bin 35 bin gibi bir fark var. Ama yerli motor geliştirildiğinde bu fark çok daha artacak. Yerli motorun entegre edilmesiyle birlikte Kaan'ın motor gücü F22 ile kapışacak seviyeye gelecek. Yani F35'in iki katından fazla bir güce sahip olacak. Bu durum milli savaş uçağımız Kaan'ı ön plana çıkarabilir. Çünkü şu anki haliyle de daha güçlü motora sahip olduğu için milli savaş uçağımızın manevra kabiliyeti çok daha yüksek olacak. Yani platformun büyük olması bir dezavantaja dönüşebilirdi ama Özellikle yerli motor üretildiğinde oluşacak olan devasa güç farkı bunu fazlasıyla kapatmaya yeterli. Tabi motorun aşırı güçlü olması uçağın görünmezliği konusunda sıkıntıya sebep olabiliyor. Çünkü daha fazla ısı yayması muhtemel ama açıklanan rakamlar bize bu durumun aksini gösteriyor. Kaan iki motorlu olmasına rağmen arkadan çıkardığı ısı 1500 derecenin altında. F-35'te bu ısı 2000 derecenin üzerine çıkıyor. Yani bu Kaan'ı termal ısı açısından görünmezlik özelliğinde F-35'ten daha başarılı yapıyor. Yine iki uçağın hızlarını karşılaştırırsak Kaan 1,8 Mach hıza sahip. Yani saatte 2210 kilometre, F-35 ise 1,6 Mach hıza sahip. Yani saatte 1930 kilometre. Servis tavanları hemen hemen aynı. Kaan'ın 55.000 fit, F-35'in 60.000 fit. G limitlerinde de bir fark yok rakamlara baktığımız zaman ama Kaan'ın G limitinde F-35'e göre biraz daha iyi olduğu belirtiliyor. Bu da elbette çok daha iyi bir manevra yeteneği demek. Yani kolaylıkla anlayabileceğiniz gibi manevra kabiliyetinde Kaan F-35'te değil de F-22 ile kıyaslanmalı. Çünkü hava savaşında F-35'in çok ötesinde bir savaş uçağı olacak. Dahili yakıt miktarına baktığımızda Kaan'ın yakıt miktarı belli değil. F-35'in ise 8280 kilogram. Yine azami kalkış ağırlığında F-35 32 tona yakın. Kaan'ın ağırlığı henüz açıklanmadı. Muharebe yarı çapı F-35 için 1081 kilometre. Kaan'da bu rakam henüz belli değil. Ama çift motorlu ve büyük bir uçak olduğu için muhtemelen bu üç rakamda da Kaan önde olacak. Bu uçaklarda radar en önemli faktörlerden biri. F-35 Northrop Grumman üretimi APG-81 AES radarını kullanıyor. Bu radar kendini kanıtlamış başarılı bir radar. Kansa Aselsan üretimi yerli AES radarını kullanacak. Yani iki sistemde de AES radarı var ama bizimkinin kullanacağı radar yerli olarak yeni geliştirdiğimiz bir radar. Yani bu konuda hangisinin daha başarılı olacağını zaman içinde göreceğiz. Yine elektronik harp sistemi konusunda F-35 Barakuda adı verilen sistemi kullanıyor. Bu sistem BAE Systems tarafından geliştirilmiş. Gerçekten başarılı bir sistem. Kaan'ın elektronik harp sistemi olarak ne kullanacağı henüz belli değil. Ama tabii ki yerli olarak geliştirilen sistemlerden birini kullanır ya da ona özel bir sistem geliştirilir. Net olarak şu an için bir karşılaştırma yapmak ya da bilgi vermek çok mümkün değil. Ama bu konuda rahatlıkla söyleyebileceğim bir şey var ki Türkiye elektronik harp konusunda dünyada sayılı ülkelerden biri. Hatta bu konuda ABD ile ya da başka herhangi bir devlette çok rahat bir şekilde yarışabileceğimizi söyleyebilirim. O yüzden Kaan'ın elektronik harp potansiyelinin F-35'in altında kalmayacağını söylemek mümkün. Elektrooptik hedefleme sisteminde de yine Kaan yerli bir sistem olan Toygun'u kullanacak ve bunda da şu şu an net konuşmalar yapmak için çok erken. Zamanla kendini kanıtlayacak. Yani özellikleri kısaca gözden geçirdiğimizde gördüğümüz şey şu. Bilinen özelliklerde Kaan ya aynı kabiliyetlere sahip ya da F-35'ten daha iyi. Ama birçok özellik için şu an net konuşamıyoruz çünkü henüz açıklanmadı. Ama şu an elde olan verilerle şunu söylemek mümkün. Kaan görünmezliğin gerekli olduğu görevlerde yani istihbarat toplama ya da derin darbe gibi operasyonlarda F-35 ile aynı işi çok rahatlıkla yapar. Belki de daha iyisini. O kısmını daha net bilmiyoruz ama iş hava savaşına geldiğinde F-35'i rahatça alt edebilir. Çünkü bu konuda Kaan'ın dünyadaki rakibi F-22. Tabii ki daha silah ile ilgili net bilgilere sahip değiliz. Hava Savaşı'ndaki etkinliği belirleyecek olaylardan biri de bu çünkü. Biz silah sistemlerinde yerli sistemleri kullanacağız. Kaan'ın manevra yeteneği kadar bu silah sistemlerinin ne kadar etkili olacağı da birçok şeyi belirleyecek. Yani karşımızdaki F-35 AIM-120 kullanırken bizim milli savaş uçağımız Gökdoğan ve Bozdoğan kullanacak. Yani kapışma sadece uçakların değil alt sistemlerin ve silah sistemlerinin arasında da olacak. O yüzden dediğim gibi zaman içerisinde daha net ifadelerle bu karşılaştırmayı yapmak mümkün olacaktır. Ve tekrar belirtmeliyim ki şu ana kadar yaptığımız karşılaştırma genel bir değerlendirmeydi. Yani elimizde rakam olarak ne varsa onları ortaya koyduk. Ama biz Türkiye'yiz. Bu tarz silah sistemlerini değerlendirirken bir de kendi açımızdan olaya bakmak zorundayız. Çünkü kendi açımızdan olaya baktığımız zaman milli savaş uçağımız Kaan hem F-35'ten hem F-22'den hem de dünya üzerindeki herhangi bir savaş uçağından 10 gömlek yukarıda. Çünkü rakamların yanında bir de hayatın gerçekleri var. Ve bu gerçekler bize önemli olan tek şeyin bağımsızlık olduğunu gösteriyor. F-35 Kaan'dan daha iyi bir uçak değil. Orası kesin. Ama çok daha iyi bile olsaydı bu değerlendirme safhasında bizim için bir numara yine Kaan olacaktı. Çünkü F-35 hava kuvvetlerinin F-16 sürecinde olduğu gibi bağımlılığın devam etmesi anlamına gelecek. Ama Kaan gökyüzünde tam bağımsızlık demek oluyor. İstediğiniz gibi güncelleyebileceğiniz, istediğiniz gibi kullanabileceğiniz, istediğiniz yere ihraç edebileceğiniz bir sistem elbette bağımlı olduğunuz her sistemden daha iyidir. Ve düşünün ki siz bu sistemi en iyilerle yarışacak seviyede üretiyorsunuz. Bildiğimiz bütün özelliklerin yanına bu gerçeği de eklediğimizde kolaylıkla söyleyebiliriz. Ki Kaan F35'ten çok çok daha başarılı bir uçak. Özellikle de bizim açımızdan ve kıyaslanması gereken esas platform F35 değil, F22. Ama o kıyaslamayı da Kaan'ın özellikleri biraz ortaya çıktıktan sonra yapalım. Zaten TUSAŞ Genel Müdürü Kaan'ın her ikisinden de iyi olduğunu söyledi. Benim için de önemli olan bu çünkü biliyorum ki bunu söyledilerse Kaan her ikisinden de iyi olacaktır. Bugüne kadar ne söyledilerse başardılar. Allah'a emanet olun.